Ateş. Yani bak hatır gönül de tamam susuyorum da bir yere kadar oğlum be. Ha ben hakikaten babanı bu evde istemiyorum oğlum ya. Her gelişinde bir huzursuzluk oluyor yani yetti artık ama ya. Bu araba yoksa? Hı hı. Ateş'in babasının işte. Yani Ateş'i dünyada milyarlarca insan var gidip hani baba diye neyse. Kader işte kardeşim. İnsan anasını babasını seçemiyor ki. Ne istiyormuş yine? Yani çocuklar burada ya işte malum. Akşam da Gülriz Hanım gelince. Gülriz Hanım burada mıydı? Buradaydı. Gece evde yalnız kaldım deyip gelmiş. Babam da evde kimseyi göremeyince sinirlenmiş. Sabah gözünü burada açtı. Oğlum bak yanlış anlama bak. Sen de Yasemin de çocuklarımızdan ayırmadığımız, sevdiğimiz, hani ailemize soktuğumuz insanlarsınız. Ama bu adam, bu baban yani olmaz. Sağ olun Celal amcacığım. Sağ olun. Ama inanın ki Ateş'in de yapabileceği hiçbir şey yok. Yani ben gittim, gördüm, yaşıyorum. Bu adam böyle. Ne yaşıyorsun sen ya? Bu adam hayır yani ne yaşatıyor ki bu adam sana? Gördük yani ne yaşadığını. Bir elin yağda, ötekisi balla, kıyafetler, arabalar. Oh hani ne diyor yaşatıyor. Fakat Yasemin, senin annenle baban iyi ki tanışmamışlar bu adamla. Hani derler ya Allah iyilerle karşılaştırsın diye. Benim böyle dünürüm olsa özür dilerim ama katil olurum vallahi ya katil. Sana kalmaz o baba zaten. Ya Allah'ım ya. Baba, baba nereye? Ben de kafeye geçeyim. Yardım lazım mı? İstemez. Kız ne lan? Herkes de bana ya. Manyak diyor. Bana manyak. Benim ne manyaktım hani? Ateş, baban hard disk için gelmiş olabilir mi? Sanmam. Yani onu aldığımızı fark etmemiştir bile. Bizi söyleyecek diye o kadar korktum ki anlatamam sana. Öyle bir şey yapsaydı şu an ya hastane ya da karakolda olurduk Ayşe. Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Şunu diyorum. Celal amca ya da Demir. Belki de Perihan abla. Hatta Süheyla beni eşek sudan gelinceye kadar iyice benzetirlerdi. Ateş gülme. Komik bir şey yok gülme. Biliyorum. Ya sadece ortamı yumuşatmak için söylüyorum. Hem bak öyle bir şey söylemiş olsa bile kanıtlayamaz ki. Kayıt bizde. En son sana verdik değil mi? Evet. Yalan söylüyor deriz. Bizi evden atmanız için yapıyor deriz. Yani bizim Ayşe anne ne ilgimiz olabilir deriz. Deriz yani bir şeyler. Onlar da inanır yani öyle mi? Ya en azından şansımızı deneriz Ayşe. Hem duydun bak. Hem merak etmiş konuşmaya geldim dedi. Akraba sayılırız. Arada yakınlık da var dedi ama. Ya istese tak diye söylerdi Ayşe. Ben babamı bilmiyorum. Kimseden çekinecek biri değil o. Ama tabii hoş olmadı öyle söylemesi de. Evet, hiç hoş olmadı hem de. Ateş, sen o fotoğrafı ne diye açıkladın babana? Yani ben bir anda öptüm dedim. Kızın bir suçu yok. Bana karşı hisleri de yok dedim. Sen merak etme. İyi demişsin, doğru. Bak o zamanlar hiç hissin falan yoktu. İyi demişsin. Ayşe, biz buraları geçmedik mi seninle? Her şey senin yüzünden be Ateş. Ne yapayım? Tamam. Tamam biliyorum. Benim yüzümden. Sen nereye? Eve. Halamı böyle bir durumda yalnız bırakamam. Doğru. Hadi görüşürüz. Hoşça kal.